Günaydın. Tabii Defne ile karşılaştıktan sonra ne kadar aydın bir gün olabilirse artık. Sen niye toparlanıyorsun Tuna? Başka bir odaya mı geçeceksin? Gidiyorum buradan. Nazan Hanım beni kovdu. Nasıl yani? Neden kovdu ki? Sence? Serkan'la kavga ettiğin için mi kovdu? Tuna cevap versene. Nazan Hanım bunun için mi kovdu cidden? Yani. Ay niye olacak başka? Nasıl yani? Sen ciddi misin Defne? Serkan mı istedi bunu annenden? Yani kesin bir dille söylemedi ama mecbur bıraktı diyelim. Ah canım. Sen de o kadar çalış çabala bir ezik Cemre yüzünden işinden ol. Vallahi üzüldüm şimdi. Meral. Meral. Efendim? Ne yapıyorsun sen? Tezgah siliyorum. Onu demiyorum. O kulaklıklar ne? Müzik mi dinliyorsun? Evet. Çalışırken iyi oluyor. Bak sen de çalışırken dedin. Şimdi müzik dinlemenin ne yeri ne zamanı? Hadi bakayım. Masalara geç. Boşları topla. Müzikten mi dinlemeyelim ya? Ölelim o zaman biz. Şişt. Ali yine mi geldin? Ama ayıp. Gerçekten ayıp. İnsan sevgilisiyle böyle konuşur mu? Ya kusura bakma ama az önce patron beni azarladı. Sen de buraya zırt pırt geliyorsun. Ben de azar işitmek istemiyorum ya. Ya bir şey olmaz. Ne olacak? Eylül. Geliyor. Geliyor. Arkadaşınla mesai bitince görüşürsünüz. Beyefendi ben müşteriyim. Sipariş vermeye geldim buraya. Bir tane hamburger menüsü alabilir miyim? Hatta iki tane olsun. İki tane olsun. Ya da vazgeçtim. Beş tane olsun. Beş tane menü istiyorum. Hamburger menüsü. O zaman başka tabii beyefendi. Ali sen ciddi misin? Evet. Daha birkaç saat önce üç tane menü yedin. Ya olsun koşturdum durdum. Hem midem kazınıyor benim acıktım. Yerim yani ama bu sefer paket olsun. Olsun olsun da benden söylemesi sonra kilo alacaksın. Alma alma. Merak etme. İyi. Beş menü paket hazır. Yok. Yok ya. Ben senin eline tüküreyim yani. Bakmıyor bir de. Nasıl hazırladın beşini birden? Eksik falan koymuştur Eylül. Ya bak onun patatesi matatesi. Tamam. Aa, bak hepsi tam. Alayım 75 liranı. Tamam. Bir saniye. Hı. Fiş istiyorum. Buyurun bu para üstünüz. Bu da fişiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Ya dur bir daha bakayım ya. Hayır, ne olur hayır ya. Git hadi. Hadi. Tamam tamam gidiyorum. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hadi.
Hanım. Siz sevgilinizi seyrederken üç masa kalktı. Ya canım çıktı çöpleri temizlemekten ya. Hazır kasada müşteri yokken bana yardım eder misin? Tamam Meral Hanım, tamam. Bak ilgileneceğim ben, tamam. Tamam, geliyorum, tamam. Nazan Hanım, neredesin sen, ha? Vallahi seni bekleyene kadar burada bir demlik çay bitirdim. Sevsek. Al, al paranı. Defolup git bu evden, hemen. Nazan Hanım. Sen çok zeki bir kadına benziyorsun. Gerçekten. Ama gördüğüm kadarıyla dediklerimi tam olarak anlamadın. Geçen gün konuştuğumuz gibi bırakın gitmeyi, burada kalmaya karar verdim. Konuştuğumuz gibi? Evet. Ha sen bir de biz böyle anlaşmışız gibi konuşuyorsun. Ya sen ne arsız, ne yüzsüz bir adamsın be. Ben sana bu evde kalamazsın demedim mi? Dedin. Dedin. Ama şöyle düşün Nazan Hanım. Ben bir an önce çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Serkan ağır bir hastalık geçiriyor. Defne de sen çok zor bir dönemden geçiyor. Onlara baba olduğumu söyleyemiyorum. Peki ben onlarla aynı yerde bulunmazsam nasıl çocuklarımla vakit geçireceğim? Öyle değil mi? Ha. Ama eğer istersen şimdi gidip onlara babaları olduğumu söyleyebilirim. Ne dersin? Hayır. Hayır. Tamam. Tamam. Peki tamam. Benim dışarıda küçük bir işim var. Döndüğümde odam hazır olur değil mi? Yalnız bir battaniye fazla koyarsanız sevinirim. Geceleri biraz üşüyorum da.